Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Bugün daha önceden kulak misafiri olduğunuz, biliyorsunuz Türkiye'de Hasan Şaş önemli bir figür, futbolculuğuyla, neşeli karakteriyle, özel yaşamıyla bunların birçoğuna vakıfsınız zaten. Benim de bugün anlatacağım bir anım var Hasan Şaş'la ilgili. Daha önce duydunuz bu anıyı ama bir de benim ağzımdan dinleyin diye anlatacağım bir anı. Hasan Şaş kimdir, nedir? Bunu çok iyi biliyorsunuz ama biraz hafızalarınızı tazelemek için bir golcünün hafızasından tabii ki bazı görüntüler alıntılayarak Hasan Şaş'ı anlatmanın tabii kelimelere sığmayacağını futbol kalitesi açısından söylüyorum. Çok önemli bir oyuncuydu, iyi bir oyuncuydu. Forvet'i iyi anlayan, zeki bir oyuncuydu. Bu açıdan bana çok ciddi katkısı oldu saha içerisinde. Benim tabii çok yaşça küçüğüm bir arkadaşım. İsterseniz öncelikle Hasan Şaş'ın benim hayatımda attığım gollerde önem arz eden, çok önemli maçlarda attığım gollerdeki katkısını, biraz da oyun görüşünü anlatan o pozisyonları sizlerin dikkatine vermek istiyorum. Ondan sonra da yayının ana konusu olan Hasan Şaş'ta anımı sizler için anlatacağım. Eğer hazırsa Ata yayına verebilir Hasan Şaş'la ilgili başlangıç noktamızı. Hasan Şaş'ın tabii Juventus'u 2-0 yendiğimiz, Westfalen'de 2-0 yendiğimiz maçta bu pası var. İsmi çok söylenmedi burada Ersin Düzen tarafından ama orta sahadaki mücadele anlatılırken Hasan Şaş ki ofsayttan kaçtım. Bu gole büyük bir katkısı var. Ama yine mi Juventus maçı? Juventus'ta daha doğrusu Torino'da oynadığımız karşılaşmada yine Hasan Şaş'ın milimetrik. Tabii ki gol çok güzeldi ama o pasın harikalığını bir de onu gösterelim. Hatta mümkünse Juventus'un diğer maçındaki Hasan Şaş gelmedi ona. Hasan Şaş. Hakan hareketli içeride. Hasan Şaş baktı, kafasını kaldırdı Hakan'a doğru. Hakan topla buluştu. Hadi Hakan. Gol! 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 Aradığımız, beklediğimiz, özlediğimiz gol geldi. Hakan Şükür. Bir birlik beraberlik var şimdi Deliler Pistanı'nda. Hasan mükemmel ortaladı. Hakan mükemmel vurdu. Galatasaray hak etmişti aslında. Maçın başından beri Juventus'tan daha fazla pozisyon buldu Galatasaray takımı. Bu defansa mutlaka gol atacaktı ve attı. Bravo Hakan. Üçleyelim. Bir de üçüncü bir pası var ki 98 yılıydı sanırım. Takipçilerimin belki yaş olarak hatırlayanlar olacaktır. Çocukça bir sevinç Hasan Şaş'tan. Tribünlere beraber gitmiştik. Grasshopper'ı deplasmanda ilk maç 2-1 kazanıp ikinci maçta 3-2 kazandığımız maçta iki gol atmıştım. Birini Hasan Şaş, birini Hacı pas olarak atmıştı. Grasshopper maçının golünü de verirsek arkasından yayınımıza başlayalım. Hasan'a çok güzel bir pas verdi. Hasan, ortası Hakan. Mükemmel gol. Gol. Mükemmel gol. Ettik Hakan'dan. Gerçekten mükemmel. Bunu da çok güzel bir tek vuruş yaptı. Evet. Evet, Hasan Şaş'ı anlatma adına kendi gollerimizi de göstermiş olduk. Tabii bir bütün bu. Hazırlığı yapan, onun öncesinde büyük mücadele verip topu kazanan arkadaşlarım, bir takım olgusu içerisinde bir golcüyü golcü yapan en önemli özellik bu. İyi bir jenerasyon. Gelen giden çok çok önemli oyuncular ama bir o kadar da amatör ruhlu oyuncular. Galatasaray'ı seven oyuncular, Okan gibi, Hasan gibi, Arif gibi bu tip oyuncularla önemli başarılar yakaladık. Geldi geçti, hoş bir seda bıraktık. Tabii ki sizler saha içerisinde veya hepinize yansıyan bu görüntülerle biliyorsunuz bizleri. Ama şöyle ifade etmekte de fayda var. Bir de bunun perde arkası var. Kamplar var, işte seyahatler var. Bu seyahatlerde yaşanan çok eğlenceli, çok komik anılar var.
Çünkü çekilecek bir şey değil. Uzun süreli kamplar ki hele Dünya Kupası Hasan Şaş'ın Sabah Tümer'in programında anlattığı o uçak olayı ile ilgili çok çok özel anılar var. Yani yüzlerce binlerce anlatabilirim. Çünkü her anınız, o zamanlar bu kadar teknolojik imkanlar belki yok. Var ama bu kadar yok. Yeni yeni başlamış, yüz tutmuş ve ister istemez daha sosyal ortamlarda oluyorsunuz. Odalarınızda, kamp ortamlarında, saha dışında, sosyal yaşamda. Bu açıdan uçak anısı çok önemli. Önemli bir anı. Hasan da çok zeki bir oyuncu. Anlatım tarzı, eğlenceli bir karakter. Bir de üstüne Sabah Tümer'in o Bayan Kahkaha lakabını aldı. Kahkahalarıyla olan bir programı vardı. Hasan orada anlattı. Çok uzun bir şekilde anlattı olayı. O kadarını vermek mümkün değil ama bana ait bölümü, yani Hasan Şaş'la önlü arkalı oturuyorduk. Bana ait bölümünde öncelikle şunu söyleyeyim. Öncesi şu, kısaca özetlemeye çalışayım. Uzun bir hikayesi var. Hasan yalnız kalmaya korkuyor. Biz Ergün Pembe ile kalıyoruz. Hasan dedi ki abi dedi üçlü kalalım. Yani yatakları birleştirelim, ekstra bir yatak atalım. Üç kişi kalalım, hem sohbet ederiz hem uyuruz. Ben de böyle çok uyuma dengemi sağlamak için biraz Ergün de çok disiplinsiz bu konuda. Çok geç yatıyor, filmler seyrediyor, gecenin yarısı haşır huşur, abur cubur atıştırıyor. Ama bir şekilde anlaşıyoruz. Öğlen istirahatlerinde bunu tamamlıyoruz. Hasan da bizde kalmak istedi, bizim odaya geldi. İşte ayarladık, organize ettik, beraber kaldık. Tabii öncesi çok var ama Japonya maçı öncesi Ümit Davala'nın golünü hatırlarsınız 1-0. Ata var mı bilmiyorum aldık mı ama o maç öncesi Kore'den Japonya'ya gideceğiz. Önemli bir maç. Gideceğiz. Tabii yattık o gece. Sabah kalktık. Hasan Şaş'ın anlattığı gibi biraz daha Ergün Pembe geldi. Hakan abi ya dedi işte dedi böyle böyle dedi. Ben dedi bir rüya gördüm dedi. Dişlerimi dedi elimde gördüm dedi. Rüyada. Ondan sonra ya bununla ilgili bir yorumun var mı? Dedim ben dedim yani öyle yorum bilmem. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmem. Sonra düşündü etti falan. Hasan Şaş tabii biraz bilgisi var diye böyle bu tip şeylere çok meraklı. Ondan sonra ya dedi işte dedi böyle görürsen dedi işte ellerinde dedi dişler görürsen bu anlamda toplu ölüm demek bu ne demek dedi. Ergün abi dedi falan böyle bir panik yaptı. O gün de yolculuk var. Tabii yolculuğa çıkacağız. Böyle bir endişe, bir korku bizim yanımızda söyleyince herkes de böyle bir endişe belirdi. Tabii bu kısa sürede otobüse bindik, havalimanına gittik, havalimanının orada falan kısa sürede bütün takıma yayıldı. Ama öyle bir korku var ki uçağa biniyorsunuz ve Hasan Şaş bu algıyla herkese bunu anlatmış. Ya toplu ölüm. Yani bu psikolojiyle uçağa bineceksiniz. Benim aklıma şey geldi. Tabii o uçaktaki Hasan'ın söylediği dua olayından önce daha başka bir şey var. Benim aklıma genelde bu tip yolculuklara çıkarken veya işte böyle farklı bir şey gördüğünüzde, rüya gördüğünüzde, içiniz sıkıldığınızda böyle bir sadaka, yani bir kültürümüzde böyle bir şey var, sadaka çıkarırsınız. Bu sadakayı işte ihtiyacı olana vermek kaydıyla sadaka çıkarırsınız. Aklıma geldi, herkesin de duyduğu bir şey olunca işte Bülent Korkmaz'a gittim, oradaki diğer oyunculara falan gittim. Benim cebinizde 3-5 kuruş ne varsa önemli değil. Dedim çıkarın sadaka verin yani. Biz dedim yola gidiyoruz yani Allah korusun Allah'a emanet gidiyoruz. O açıdan bu paraları topladık. En son federasyon başkanına gittik. Onlar da böyle geniş bir kitle oturuyorlar yöneticilerle. Ya dedim başkanım böyle böyle bir durum var. Ne yapacaksınız ne yapıyorsunuz dedik böyle böyle sadaka topluyoruz. O da çıkardı cebinden bir tomar para verdi. Yani hiç bakmadı bile yani ne kadar olduğuna. Biz topladık bütün oyunculardan verebilen verdi. Herkes verdi uçağa bindik. Tabii öncesi böyle. Sonra uçağa bindikten sonra belli bir yol aldıktan sonra Hasan'la önlü arkalı oturuyoruz tabii. Anlattığı bütün olayların hepsi tabii o daha gözleme sahip. Ben orada biraz daha farklı bir konsantrasyon içerisine girdim. Yani Arif'in işte Speak Sene lan kaptan kelimesi çok konuşuldu. Bu biraz belki Speak Senesi belki ilave olabilir ama Speak lan kaptan kelimesini falan duyduk. Bağırıyor artık çünkü hiçbir anons yok. O Çinli, Koreli veya Japon hostesler o koltuklardaki artık uçağın düştüğü anda alınabilecek pozisyon. Onu anlatırlar ya filmlerde görürüz her şeyde. Yani böyle katlandılar ufacık bir şeyler zaten katlandılar falan. Bir de bizim yanımızda bunları görüyoruz yani. Her ihtimale karşı mı yapıyorlar? Anons yok, hiçbir şey yok. Uçak türbülansa girmiş. Ciddi bir kaos var yani. Ama büyük de bir çaresizlik var yani elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bu açıdan tabii yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığı anlarda
belki de bizim genel karakteristik yapımız, bütün toplumumuz, belki biz de dahil, o ana kadar çok az aklımıza gelen, hayatın içerisinde zaman zaman unuttuğumuz o ritüelimiz, inancımız, inancımız gereği. Ben tabii o sırada benim böyle küçük bir dua kitabım var elimde, Cevşen diye. O arada Cevşen'i açtım, okuyorum. Tabii o Hasan'ın dua dediği şey hep ondan yani önünde. Ben devamlı okumaya çalışıyorum ve inanılmaz bir türbülans var. İnanılmaz sallanıyor. Hakikaten flu göreceğiniz şekilde. Tabii hiç anons olmuyor, hosteslerin bu halini görüyorlar. Benim bu tavrıma Hasan'ın daha sonradan bembeyaz yüz dediği şey, yani Özcan Canaydın gibi olmuştu. Özcan Canaydın da böyle donuk, böyle biri, böyle bir tabiri vardı. Takım arkadaşlar arasında konuşurduk. Ben bunu tabii Hasan'ın gözlemi o. Ben orada dua ediyorum. Açık söylemek gerekirse yani artık böyle çakılma aşaması gibi, yani böyle dikine aşağı doğru iniyoruz. Hasan da uçakla ilgili çok şey bildiği için, yani korkusundan kaynaklanan bir şey. Daha sonradan anlatımlarıyla bunun çok büyük bir risk taşıdığını falan söylüyor. Meğerse türbülanstan kurtulmak için yapıyormuş. Bilmiyorum hani pilot literatürünü. Bu açıdan Hasan kafasında bir mendil var. Görüyorum göz ucuyla, kel kafası zaten terliyor. Ve koltuklarda oturmak, kemeri takmak yerine koltuğun kollarına, o da kol dayama yerlerine falan oturmuş. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor falan. Bir yandan da işte dua ediyordur, bildiğim dualar diyor. Kimin duası kabul olur bilmiyoruz yani. Çok az dua bilip o hal diliyle yapanın duası da kabul olabilir. Çok bütün gün dua eden, işte Türkiye'de görüyorsunuz yani dua edenlerin halini, yaptıkları şeyi. O açıdan oralara bakmadan yaşadığımız anıya odaklanmamız lazım. Ben duayı ediyorum. Bir yandan büyük bir sakinlik içerisindeyim. Tabii ki ciddi bir endişe var içimde. Ama Allah'a sığındık. Artık yani kimsemiz yok. Pilottan ses yok. Hostesler kafalarını gömmüşler. Bir tarafta Hasan panik. Herkes uçağın içerisinde, büyük bir korku içerisinde. Tabii bütün bunların arkasından belli bir süre sonra, yani bu 3-4 dakika sürdü mü, ne kadar sürdü bilmiyorum. Hatta o yukarıdaki bagaj, hani valiz konulan yerlerin kapakları falan patır kütür ses geliyor. Bazısı açılıyor falan. Böyle bir ortam düşünün yani. Böyle uçak düşen filmleri falan seyrediyorsanız biraz onun içine sokmaya çalışırlar filmlerde. Onları hatırlayın. Hakikaten biz artık işin sonuna geldiğini düşündüğümüz anlar inince hep bunlar konuşuldu yani. Herkes, bir fiil, bütün antrenörü, yöneticisi kim varsa, yani bizim sonumuz bu gibi düşündüğümüz, ama duadan başka kelime-i şehadet getirdim diyorum. Yani dualar dışında artık kelime-i şehadet getirecek vaktimin olup olmayacağını bilmiyorum. Uçak gidiyor, yani onu bile getirdiğim anlar. Hasan Şaş'ın anlattıklarında hiçbir abartı yok. Yani o korku iklimi herkesin üzerine çok farklı bir şekilde silmiş. Ve neyse, biz uçaktan indi uçak. Bir şekilde toparladı, indi. Nasıl indi bilmiyoruz. İndi uçak. Uçağın o hostes herhalde pilot kabininden çıktı. İnerken sonradan Hasan'ın gördüğü söylüyor. Kendisinin ifadesi bu. Pilot kafasını o direksiyon gibi diyeyim, tuttuğu şeye böyle dayamış. Hani büyük bir şok içerisinde falan görmüşler. Ben görmedim tabii. Görenlerin ağzından söylüyorum. İndik, büyük bir panik. Tabii ki büyük bir rahatlama. Otele gittik. Öğle vakitleriydi. Öğle yemeğini yedik. İstirahate çekileceğiz. Sonra da akşam üzeri statta antrenman var. Maçın oynanacağı statta. Tabii bu, ismini söylemeyeceğim bir oyuncu. Şimdi söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Öğle istirahatinden sonra kafe break var. Kafe break'e geldi. Bu da benim ayrı bir anım. Benim masama oturdu bu arkadaş. O zaman Beşiktaş'ta mı Fenerbahçe'de mi oynuyordu bilmiyorum. Yani şu anda hatırlayamadım. Çünkü canlı bir yayın yapıyorum bir anda. Arkadaş geldi, iki takımda da oynadığı için söylüyorum. Geldi masada, ya dedi, golcü dedi ya, ben dedi, bu dedi öyle istirahatine yattım, bir şey gördüm dedi. Gerekirse de ileride söyleriz ismini, kendi de söyleyebilir. Dedim, hayırdır dedim, ne oldu dedim, sizin dedim bu rüyalarınızdan kurtulamadık dedim, antrenmana gideceğiz falan, espri yapıyorum. Ondan sonra, ya dedi işte dedi, beyaz sakallı bir adam dedi, bizi dedi, uçağı dedi, avucunda aldı dedi, piste indirdi dedi. Ondan sonra dedim nasıl yani? Dedim uçağı dedi, bildiğim uçağı aldı dedi. Piste dedi, koydu dedi. Bu kadar dedi, gördüm dedi. Benim tabii şu anda bile öyle tüylerim diken diken oldu. Allah Allah dedim, hayır olsun falan. Neyse, olay bu. Yani Hasan Şaş da Sabah Tümer, tabii olayın tabii ne kadar komik geldi, seyrettik, çok seyredildi. İnsanlar devamlı bunu sordu. O zamanlar çok gündem oldu biliyorsunuz. Gazeteler yazdı. Ama yaşayanlar nispetinde
bugün tekrar oraya döndüğümüzde içimizde kalan o korku, uçağa bindiğimizde en ufak bir şey, eşimle de böyle bir anım var. Onu da başka bir programda anlatırız. O içinizde kalıyor. Öyle ya da böyle havadasınız. Yerle hiçbir bağınız yok. Hasan Şaş da diyor ya. İsterseniz o kısa anı, yani sadece benle ilgili bölümünü, eğer müsaitse Hasan Şaş'ın ağzından kısa benle ilgili bölümünü bir de burada dinleyelim. Ondan sonra da yayını bitirelim. Ben sonunda beni acısız öldür dedim yani. Köpek balıkları aşağıda bekliyor. Okyanus altımız. Yani düşerse gittik yani. Gitti. Oradan parça müzik ederler dedi. Şimdi dua ettim ben. Ediyorum başa dönüyorum. Ettim başa dönüyorum. 4 tane dua. Ya bitti. Şey başka bitti. Dua kalmadı. Kalmadı. Hakan abi de önümde. O da devamlı ama ağzı durmuyor. Devamlı dua ediyor Hakan abi. En son dedim ki Allah'ım ya Rabbi dedim. Hakan Şükür'ün ettiği bütün dualara katılıyorum. Benden fazla biliyor çünkü. Kabul eder mi? Bu arada bu korkuyla bunları düşünebiliyor musun vallahi gerçekten? Vallahi öyle söyledim yani. Öyle bir korku ki en son benim ettiğim dua şuydu. Allah'ım beni acısız öldür yani. Öyle aşağı çıkılıyordu uçak. Yani o kadar kötü şey o gün. Başta da söylediğim gibi şu sözleri de söyleyip bitireyim. Hasan Şaş'ın samimi bir şekilde söylediği Hakan abinin ettiği bütün dualarına katılıyorum cümlesini ben çok kişi için söylerim. Dua ne kadar bildiğinizin herhangi bir önemi yok. Ne kadar içten dua ettiğinizin bir önemi var. Her zaman buna inanırım. Yani hiç böyle dinin içerisinde olmamış çok temiz pırıl pırıl insanların, o kalbi, yüreği güzel insanların dualarına da iştirak ettiğimi hep söylerim. Yani öyle gördüğüm insanlar için ki Hasan Şaş da bunlardan biridir. Belki yaşamsal olarak herkesin gördüğü farklı bir şeydir ama ben insanlara biraz böyle bakmayı seven biriyim. Böyle bakmalı diye düşünen biriyim. Ben de onu derim. Mesela Hasan Şaş orada az biliyorum diyor ama onun duygusunu çok iyi bildiğim için ben de birçok arkadaşım gibi o anda o sıkıntıyı yaşayıp işte Allah'tan isteyen insanların kişilerin oradaki o hallerine bugün Türkiye'de işte nerede dua ediliyorsa onlara diyorum ki Allah'ım işte bunların yüzü su hürmetine onların ettikleri duaları kabul et. Belki kendi için ediyor, belki başka bir şey için ediyor. İşte bunun için ülkeniz için dua etmek, ülkenizin geleceği, insanımızın geleceği ve dünya insanı için dua etmek, herkesin huzuru için dua etmek çok önemli. Bu anlamdaki edilen bütün hayırlı duaların kabul olmasını dileyerek Hasan Şaş'ın anlattığı, benim de üzerine ilave ettiğim bu anı belki aynı odada kaldığımız Ergün Pembe'nin ağzından da dinleyeceğiniz şekle dönüşür. Buradan da ona bir pas atalım. Belki birileri ona da sorar. O da aynen bu anlattığımız olayın devamını farklı bir şekilde anlatır. Şunu da ifade edeyim. Ergün Pembe halasını aramış, ulaşmış o sırada. Bir de bu tarafı var. Daha sonra o dişlerin ele dökülmesi, rüya tabirlerini de bilmiyorum nasıl. Dökülmesi evet büyük bir panik ama kanlı bir şekilde dökülürse ölüm içeren bir rüyaymış. Öyle söylemişti Ergün Pembe. Belki kendi anlatırsa, kimden aldıysa o rüya tabirini daha açıklayıcı olur. Ben yayınımı burada bitiriyorum çok uzatmadan. Tabii ki bütün arkadaşlarıma, belki şu an görüşemezsek de, geçmişte bana çok büyük katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakan Şükür olmamla, benim bu kadar gol atmamla ki yayının başında gösterdim. Benim onlara yardımım da tabii ki çok oldu ama onların bana desteği, her zaman morali çok önemliydi. Hepsine sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere.